Fold 5 her yerde bir iş telefonu olarak lanse ediliyor fakat biz bu videoda Galaxy Fold 5 ile nasıl bir oyun performansı alabiliriz buna birlikte bakacağız. Öncelikle Fold 5 katlanabilir yapısıyla hem ufak bir cebe sığabilir hem de oyun oynayacağınız zaman veya önemli işlerinizi yapacağınız zaman büyük bir ekranı katlanarak açılabilir ve tüm işlerinizi konforlu ve efektif bir şekilde yapabileceğiniz bir form bizlere sunuyor. Öncelikle ben bu telefonu satın alalı yaklaşık neredeyse 6 ay civarı oldu ve 6 aydır tecrübe ediyorum ve tecrübelerim inanılmaz üst seviyede. Ve katlanabilir bir telefondan kalacağım memnuniyetin ortalama 5-6 kat daha fazlası bir memnuniyetle karşı. Çünkü bunu satın alırken birazcık test edeyim ve sonrasında muhtemelen bir elmaya geçiş yaparım tekrar diye düşünüyordum fakat çok yanılıyormuşum. Bu videoda sizlerle birlikte Galaxy Fold 5'in oyun testlerini gerçekleştireceğiz. Fakat oyun testlerini yapmadan önce ben sizlere birazcık teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Fold 5 bildiğiniz üzere hem açıkken hem de kapalıyken iki ayrı ekrana sahip. Dış ekranımız 6.2 inç boyutunda 904x 2316 piksel çözünürlüğünde. Fakat ekranı açtığımızda karşımıza 7.6 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X bir ekran bizleri karşılıyor ve bu ekranın çözünürlüğü 1812'ye 2176 piksel ve 373 ppi'de bir piksel yoğunluk oranı bulunuyor. Ekran açıkken yapabileceklerimizin hiçbir sınırı yok. Özellikle bir iş telefonu olarak kullanıyorsanız ekranı 3 ayrı bölüme bölüp bir tarafta maillerinizi kontrol ederken, bir tarafta sosyal medya hesabınıza bakıp ve aynı zamanda da WhatsApp'tan birilerine bir şeyler yazabiliyorsunuz. Bu öncelikle çok ütopik bir şeymiş gibi geliyor ama kullanırken ve pratikte inanılmaz keyifli bir durum. İşlemci tarafına baktığımızda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2.1 işlemcisi bulunuyor ve bu işlemci 4 nanometre ve aynı zamanda 8 çekirdeğe sahip. Grafik ara birimine baktığımızda da Adreno 741 grafik işlemcisi bulunuyor. RAM tarafında 12 GB'lık bir RAM kapasitemiz bulunuyor ve özellikle oyun oynarken hiçbir şekilde kasma, donma ve ısınma da yaşamıyoruz. Çok fazla kameraya değinmek istemiyorum çünkü zaten videomuzun konusu bu değil. Eğer isterseniz Galaxy Fold 5'in en ince ayrıntısına kadar detaylı bir videosunu çekebilirim. Eğer böyle bir talebiniz varsa lütfen yorumlara yazın. Ama yine kabaca bahsetmem gerekirse 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Telefoto ve ultra geniş açılı lensleri de bulunuyor. Onların detayları da değinmiyorum. Ön kameramız 4 megapiksel ve f1.8 diyafram aralığına sahip ve aynı zamanda ekranın içerisine gömülmüş bir şekilde bizleri karşılıyor. Ve yine şöyle kapağı kapattığımızda yine ekranın üzerinde bir damla kamera bulunuyor tam ortada ve yukarıda. Bu da 10 megapiksel 2.2 diyafram aralığına sahip. Batarya kısmına geldiğimizde 4400 mAh'lık bir kapasiteye sahip ve ekranda da gördüğünüz gibi ortalama 1 gün 4 saat kadar full şarjla devam edebiliyor hayatına. Ve şu an %49'luk bir şarjım mevcut ve 13 saat 49 dakika daha bir kullanım bana gösteriyor. Ve ben kullanımlarımın çoğunu güç tasarrufu kapalı, pil koruması kapalı ve aynı zamanda ekran parlaklığım her zaman en üstte, en yüksek seviyede kullanıyorum. Şimdi gelin lafı fazla uzatmayalım. Hızlıca telefonun oyun performansına birlikte bakalım. Burada şunu eklemek istiyorum. Oyunu oynarken biraz saçma sapan oynamış olabilirim. Çünkü kameradan bakıyordum telefona ve kamera önümdeydi. O yüzden çok fazla efektif çekimler alamadım sizlere. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum. Hızlıca oyun testlerine birlikte geçiyoruz. Öncelikle Diablo Immortal'ı deniyoruz. Diablo Immortal'ı ben çok sık oynuyorum. Gün içinde nereden baksanız bir saatimi, yarım saatimi ayırıyorum. Çok keyif aldığım bir oyun. Özellikle bu tarz oyunları büyük ekranda oynamak inanılmaz keyifli oluyor ve her şeyi çok net, tüm düşmanları çok net bir şekilde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen şuradan bir devam edelim. Oynanış tarafına geldiğimizde şöyle sizlere ayarlarını göstereyim. Ayarlarım her zaman en yüksekte. Şöyle grafiklere gelelim. Gördüğünüz gibi oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek ayarlarda oynuyorum. Buradan yükseğe geçemiyorum çünkü henüz desteklemiyor oyun. Onun haricinde gördüğünüz gibi her şey yüksek seçeneklerde. Go!
Ve gördüğünüz gibi özellikle savaş anında etrafınızı geniş bir şekilde görmeniz inanılmaz derecede işinizi kolaylaştırıyor ve oyun keyfinizi en üst seviyeye çıkartıyor. Şimdi gelin bir de diğer oyunlara bir bakalım. Şimdi her testin vazgeçilmezi olan PUBG ile devam edelim. Öncelikle ben size grafik ayarlarını göstermek istiyorum. Şöyle geldim, grafikler ve ses bölümüne girdiğimde gördüğünüz gibi her şey mümkün olanın en üst seviyesinde ayarlanmış vaziyette. Şimdi gelin bir maça girelim bakalım bizi neler karşılayacak. Gördüğünüz gibi şu an için lobide gayet akıcı bir görüntü alıyoruz. Fakat burada kötü bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela bu şekilde telefonu kullanıyorsunuz ya, oyun oynuyorsunuz, elleriniz terliyor, sürekli bir hareket halindesiniz vesaire. Bakın, arka taraftaki ekran deli gibi parmak izi içinde oluyor. Bu biraz beni rahatsız etti açıkçası. Hani sizi de ne kadar rahatsız eder mi etmez mi bilemiyorum tabii. Gördüğünüz gibi haritaya falan gayet geniş bir şekilde bakabiliyoruz. Yani bu konuda ekranın büyük olması inanılmaz derecede avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi öylesine atlıyorum, tamamen size gösterme amaçlı oynadığım için çok da haritaya vesaire oyunculara dikkat etmiyorum. Bu arada ben ekrana, kameranın ekranından baktığım için hani biraz zorlanıyorum açıkçası. Tabi bu arada kamera ekranından baktığım için biraz zorlanıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkadan vurulduk. Keşke vurulmasaydık ama ne yazık ki telefonun ekranından oynadığım için biraz zorlanıyorum. Daha doğrusu kameranın ekranından ekrana baktığım için birazcık zorlandım ama olsun. Sonuçta performansı görmüş olduk. Ne gibi bir performans alıyoruz PUBG'de de bunu da görmüş olduk. Gelin şimdi bir sonraki oyunumuza geçelim. Sıra geldi Genshin Impact'te. Genshin Impact bildiğiniz üzere grafik tarafında ve oyun özellikleri tarafında telefonları en çok zorlayan oyunlardan biri. Şimdi bakalım Fold 5'te nasıl bir performans alacağız, beraber bakalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yine olduğu gibi gerçekten çok etkileyici bir oyun tecrübesi bizlere sunuyor Galaxy Fold 5. Ve herhangi bir donma, kasma hissetmiyorum şu an için. Hatta tam tersi gayet keyifli bir oyun bizlere sağlıyor. Tabii bayağıdır oyun oynadığımız için ekranlar gayet parmak izi içinde şu an. Gördüğünüz gibi Genshin Impact'te de gayet keyifli bir oyun bizlere sağlıyor Fold 5. Aynı zamanda şundan bahsetmek istiyorum. Bunun için PUBG'yi açtım. Çünkü PUBG mouse ve klavyeyi destekliyor. Eğer Bluetooth bir mouse'unuz ve klavyeniz varsa ki benim Bluetooth klavyem olmadığı için sadece mouse olarak göstereceğim. Gerekli ayarları yaptıktan sonra direkt olarak mouse ve klavye ile de oyununuzu oynayabilirsiniz. Galaxy Fold 5'inizi güzel bir standa koyup sonrasında minik bir klavye mouse ile daha rekabetçi oyunlar ve daha keyifli oyunlar oynayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi oyun testlerimizi gerçekleştirdik. Bana soracak olursanız ve birebir deneyimli biri olarak benden fikir almak isterseniz, eğer mobilde çok fazla oyun oynuyorsanız bu telefon gerçekten tam size göre. Tabii eşdeğer özelliklerde markalar yeni katlanılabilen telefonlar çıkarttı. Mutlaka onlara da bakmanızı öneririm. Çünkü katlanır telefonlarda bir ön yargı var. Mesela ortadaki kat izi. Yani insanların ağzında şöyle bir şey pelesenk etmiş. Ya kat izi beni çok rahatsız eder, çıldırırım ben, obsesifliğim tutar vesaire falan diyorlar. Arkadaşlar, bu tişört mü kırışık kalsın? Böyle tuttuğunuzda ve direkt olarak oynadığınızda
hiçbir şekilde bu çizgiyi yani kat izini fark etmiyorsunuz bile. İlk 1-2 gün belki biraz elinize gelir şöyle kaydırırken falan ama ilerleyen süreçlerde 1-2 gün sonra hiçbir şekilde elinize bile gelmiyor, farkında bile olmuyorsunuz. Bunu hiçbir şekilde net anlatan biri olmamış ama gördüğünüz gibi zaten oyun çekimlerinde de hiçbir şekilde ekranda bir kat izi video kayıtlarında da gözükmedi. Ve bu deneyim birebir elinizdeyken de sizleri karşılıyor. Bu nedenle böyle şeylere çok takılmıyoruz. Eğer merakınız varsa ve katlanabilen bir telefonu tecrübe etmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka deneyin. İmkanınız varsa deneyin. Sonrasında gerçekten bırakamayacaksınız. Benim hem işlerim dolayısıyla hem sürekli oyun oynamam ve bunun haricinde video montajına kadar her şeyimi bu telefonda çok rahat bir şekilde yapabiliyorum. Ve benim işlerimi o kadar kolaylaştırıyor ki yanımda taşıdığım bir bilgisayar gibi benimle birlikte geziyor. Bu telefonla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlere cevaplamaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.